Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzu etiyle lokum gibi bir kavurma yapacağız. Ben hemen vakit kaybetmeden kavurmamın yapımına geçiyorum. Öncelikle ben büyük bir tencere aldım. Biliyorsunuz bu eski tencerelerin altları bayağı bir kalın oluyorlar. Kavurma içinde gerçekten muhteşem bir ortam sağlıyorlar. Etimin mühürlenmesi için İyice kızmasını bekleyeceğim. Bu detay çok önemli. Sizler de muhakkak alt tabanı kalın olan tencereler kullanın veya bu döküm tavalar da olur. Tencerem kızdıktan sonra 250 gram kadar iç yağ hazırladım. İç yağımı koyacağım. Kavurma işlemine başlayacağım. Kavurmanın lezzetinin sırrı iç yağından geçiyor. Benim tencerem büyük bir ihtimalle ısındı. Gördüğünüz gibi bakın dumanlar çıkıyor. Yani bu cos sesini duymamız gerekiyor. İç yağımızı koymak için ve ben 250 gram iç yağımı tencereme boşaltıyorum. Şöyle dağıtalım. Ben bu kavurmayı eski usul annelerimizden öğrendiğimiz gibi yapmaya devam ediyorum. Gerçekten de dokun gibi oluyor. Lezzeti de muhteşem oluyor. Sizlerden ricam videomu sonuna kadar izleyin. Bakın hemen iç yağımızı kavurmaya başladı. İç yağımızın tamamıyla yağını bırakıp kıkırdak haline gelene kadar bu şekilde kavuralım. Bu arada derin tencerede pişirmek her zaman bu tür yemekleri avantaj sağlıyor. Tenceremizin kapağını daha rahat kapatıyorsunuz. Kaçma riski olmuyor. Özellikle kısık ateşte ve uzun süreli pişecek yemeklerinizde muhakkak size rahatlık sağlayan büyük tencereler kullanırsanız iyi olur. Bunu da yine tekrar ifade etmiş olayım. Eğer iç yağını sevmiyorsanız yine zeytinyağı veya sıvı yağ, hangi yağ kullanıyorsanız yine kavurmanızı o yağlarla da yapabilirsiniz. Ama ifade ettiğim gibi kavurmaya lezzetini veren kuyruk yağı yani iç yağı ara ara bu şekilde karıştırarak iç yağımızın tamamıyla erimesini ve kıkırdak hale gelmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi kıymetli dostlar, iç yağımız 3-4 dakika gibi kısa bir sürede yağını bıraktı, iyice pembeleşti. Dilerseniz bu iç yağını ayrı bir tabağa alabilirsiniz. Eğer etinizle birlikte yemeği sevmiyorsanız. Biz seviyoruz, o yüzden etimin içinde kalmasını tercih ediyorum. İnanın bu iç yağıyla yapılan sahanda yumurtanın tadına doyum olmuyor. Denemediyseniz deneyin, gerçekten muhteşem oluyor. 1 kilo kuzu kuşbaşımı tencereme boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi etimizi tenceremize boşalttığımız zaman yüksek sesle bir cos sesi duydunuz. Bu kavurma da çok önemli. Videonun başında da ifade ettiğim gibi tenceremizin tabanının kalın olması bu cos sesini duymanızda büyük etken, aynı zamanda etinizin çabuk mühürlenmesini sağlıyor ve suyunu kaybettirmiyor. Hemen şöyle karıştırıyorum. Bakın hemen etinin rengi dönmüş sıcaklıktan. Yani etinizi koyduğunuz zaman tencerenizin tabanının hemen soğumaması gerekiyor. Bu şekilde suyunu kaybetmeden suyunu bırakacak etimiz, daha lezzetli olacak. O yüzden kavurmalarınızı yaparken tabanı kalın çelik tencereler veya hangi tencerenizin altı döküm tavalar, yine derin döküm tavanız varsa onda da
bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Etin lezzetli olmasında püf noktalarından bir tanesi de bu. Püf noktalarını saydık. Öncelikle neydi? Kavurmamızı kuyruk yağıyla ve de kızmış tencereye atarak sağlıyorduk. Daha sonra iç yağımız eridikten sonra dilerseniz alıyorsunuz, dilemezseniz de sıcakken, yani kaynarken etinizi ilave ediyorsunuz. O coz sesini duymanız lazım. Çünkü o mühürleme olmadan etiniz suyunu kaybeder. Kendi içerisinde hapsetmez, suyunu bırakmaz. O yüzden de tam lezzetli bir kavurma tadı alamazsınız. Evet, bakın gördüğünüz gibi etimin her tarafı aynı şekilde mühürlendi. Rengi beyaza döndü. Bakın suyunu da iyice bıraktı. Etimi derin dondurucudan çıkardım. Eğer derin dondurucudan çıkartmasaydım su ilavesi yapmayacaktım. Etinizin kuzu kuşbaşı olması önemli. Dana kuşbaşı da veya yaşı daha büyük hayvanların etinde pişme süresi hem artar hem de su ilave etmeniz gerekir. Ben derin dondurucudan çıkarttığım için etleri de karıştırmış olabilirim diye bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bu aşamada tuz ilave etmeyeceğim. Tenceremin kapağını kapatacağım. Ocağımı da kısık ateşe alacağım ve kısık ateşte uzun süreli etlerimiz tamamıyla lokum gibi pişene kadar pişirmeye devam edeceğim. Tabii ki ara ara kontrol edeceğim. Kontrollü olarak pişirmek önemli. Çünkü bu sefer suyunu çabuk kaybedip etimizin yanmasını istemeyiz. Ocağımın altını tamamıyla kıstım. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ara ara kavurmamızın suyunu kontrol edelim. Aynı zamanda etinden bir parça alıp yine yumuşaklığını da kontrol edelim. Daha pişmesi gerekiyor. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve yine pişmeye bırakıyorum. Kıymetli dostlar, etim bayağı bir suyunu çekti. Hemen şöyle bir yumuşaklığına bakmak istiyorum. Suyu az gelmiş. Bir bardak daha sıcak su ilave ettim. Tekrar pişmeye bırakacağım. Benim etim tam kuzu eti değilmiş. Sizler de ara ara kontrol ederek su ilavesi yapabilirsiniz. Etlerim iyice suyunu çekmiş, çok az kalmış. Bu aşamada ben etlerimin tuzunu ilave edeceğim. Hemen şöyle bir miktar kaya tuzu ilave ediyorum. Bir güzel karıştıralım. Etimin yumuşaklığını tekrar kontrol etmek istiyorum. Gerçekten lokum gibi olmuş. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Bu noktadan sonra kapağını kapatmayacağım ve suyunu çekmesini bekleyeceğim. Etin iyice suyunu çekti, yağını bıraktı. Enfes görünüyor. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Ben hemen tenceremin altını kapatıyorum ve sizlere son halini gösteriyorum. Kavurmamız hazır. Ben sizlere çatalla değil elimle göstereceğim. Lokum gibi oluşunu gördüğünüz gibi elimle bastırıyorum ve hemen dağılıyor. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.